Evet arkadaşlar, size bugün 3.30 programı nasıl kurulur, nasıl Türkçe'ye dönüştürülür, Türkçe olarak nasıl kullanılır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 3.30 programı iTunes'e rakip olarak çıkmış. iTunes'ten daha becerikli, iTunes'ten daha çok becerisi sahip, daha kolay bir uygulama. iTunes'u kullanmak isteyenler tabii kullanabilir, o da gelişmiş bu uygulama. Fakat 3.30 programı ile arkadaşlar birçok işlemi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Peki nasıl kuracağız? Önce bir Google arama sayfası açıyoruz arkadaşlar. Buraya 3.30 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi en üstte 3.30'un kendi sayfası, oraya giriyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru indirdiğimizde bakın burada download butonu var. Ona tıklayıp indirebiliriz. Fakat alt taraftaki kısımları da ben size göstereyim. Bakın burada neler yer alın, neler yapabileceğinizi, nasıl uygulama kurabileceğinizi anlatıyor. Buradan tekrar yukarı çıkalım arkadaşlar. Çıktıktan sonra da download butonuna basalım. Bir programımızı indirelim. Download butonuna bastık. Buradan sakla diyoruz. Sakladıktan sonra alt tarafta dosyayı indiriyor. Bir indirsin arkadaşlar. İndirdikten sonra bir virüs kontrolü yapacak. Windows kendi yapıyor. Burada zaten indirmiş olduğunu görüyorsunuz. Evet, şu an kontrolümüz bitti. Tutup masaüstüne alıyorum arkadaşlar. Ve masaüstüne aldıktan sonra şöyle Explorer'la alayım arkadaşlar. Benimki de bazen farklı uygulamalar olduğu için farklı seçenekler çıkabiliyor. Masaüstüne aldım. Gördüğünüz gibi kurulum dosyası masaüstünde şu an bekliyor. Dosyamızı indirdik. Şimdi kuracağız. 3.30 programını kuralım. Şöyle çift tıkladım. Burada güvenlik uyarısı verdi. Evet, kurulum ekranımız geldi arkadaşlar. Bakın sol tarafta koşulları kabul ettiğimizi söylüyoruz. Buradan koşulları görebilirsiniz. Sağ tarafta da Custom Installation diye bir bölüm var arkadaşlar. Burası önemli. Burada hangi klasöre, hangi folder'a kurulmasını istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Bir de arkadaşlar yazılım sırasında oluşan dosyaları ya da indirdiğiniz dosyaları nereye kaydedeceğinizi buradan seçiyorsunuz alt taraftan. Eğer bilgisayarınızın hard diski C küçükse daha büyük alanlı bir yeri buradan seçip arkadaşlar kurulumu yapabilirsiniz. Tekrar buraya tıklıyorum ve install diyorum. Yani kurulumumuz yapılıyor, kurulumumuz yapılsın. Kurulumuz bittikten sonra uygulamamızı çalıştıracağız. Kurulumumuz bu şekilde bitti. Zaten bakın burada bir seçenek var. Masaüstüne kısa yol oluşturayım bu seçili. Bir de launch var. Launch diyerek çalıştıracağız. Bu da masaüstüne kısa yol oluşsun diye seçmek için burayı kullanılmış. Launch dedim. Bakın şuraya kısa yolum şuraya geldi. Burada. Şöyle. Bir dakika. Uygulamamı tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Programımız çalıştı. Gördüğünüz gibi ekranda. İngiliz olarak açıldı. Türkçe'ye dönüştüreceğiz ama önce bir bilgisayara PC'mize bir tane iPhone bağlayalım. Bir detaylarını görelim. Ona göre arkadaşlar tekrar uygulama üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Şöyle uygulama bir iPhone'umu takıyorum. Bakın yukarıdan bağlantı yapıldığını söylüyor. Bazen burada güven uyarısı çıkıyor arkadaşlar. Telefonunuzun ekranından güven diyerek ya da izin vererek ekran açılmasını sağlayın siz de. Ben daha önce bilgisayarımı da tanıttığım için bunu tanıdığından dolayı bana güven sormadı. Ama sizin ekranınızda arkadaşlar güven ya da güvenme seçenekleri çıkacaktır. Güven demeniz gerekiyor. 3.30'un şeyi görebilmesi için telefonunuzu. Kurduk. Şu an gördüğünüz gibi İngilizce. Peki nasıl Türkçe'ye dönüştüreceğiz? Şurada bakın üst tarafta şu sağda üst köşede dört bacaklı bir şey şurada sağ üst köşede bakın şurada bir buton var. 3 noktalı bir buton var arkadaşlar. More diye arkadaşlar. Onu seçiyoruz. Settings bölümü var. Buraya geldik. Settings bölümünde sol tarafta seçenekler var. Burada General olan yani en üstte General olan bölüme geliyoruz. Bakın burada Set Language bölümü var. Buna tıklıyoruz. En alta iniyoruz. Tam en altta şöyle ilk açtığınızda görünmeyebilir. Fakat en alta indiğiniz zaman Türkçeyi görebilirsiniz. Kimin Türkçelendirdiğini falan da yazmışlar yanına. Bir de arkadaşlar şurada bakın Exit Application bölümü var. Onu da seçiyorum. Close software yani ekran kapandığında tamamen kapansın diye. Burada da Exit Application'ı seçtim. Apply dedim. OK dedim. Önce bir çıkıyoruz arkadaşlar programımızdan. Bakın şöyle çıktım. Tekrar şuradan 3.30 programını çalıştırıyorum. Güvenlik uyarısı verdi. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Burada tüm detayların artık Türkçe olduğunu görebiliyorsunuz. Sol taraftaki menülerde Türkçe, üst tarafta Türkçe. Ve diğer bölümlerde Türkçe. Bu şekilde arkadaşlar siz de 3.30 programını benim gösterdiğim şekilde yükleyip Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Detay olarak kullanım bilgilerini istiyorsanız arkadaşlar videolarımın arasında nasıl kullandığına dair
video var, daha önce çektim. Oradan tam tüm detaylarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylarını burada görüyorsunuz. Sağ tarafta telefon detaylarını görüyorsunuz. Sol tarafta telefonun içindeki uygulamaları, müzik seslerini, fotoğrafları buradan görebiliyorsunuz. Şuradan tıkladım. Bakın burada bir fotoğraf çekmişim daha önce. Bunu hem masaüstüne almak istiyorsanız böyle tutup alamazsınız arkadaşlar. Burada bunun şeyi yapamazsınız ama şöyle sağ tuşla dışa verdiğiniz zaman, masaüstünü seçtiğiniz zaman, bakın şöyle masaüstünü seçeyim. Şurada desktop'u seçtim. Tamam dedim. Dışa aktarım başarılı. Klasörü aç diyorum. Bakın şuradan göstereyim ben size. Kamera rulosu olarak aktardı. Aynı şekilde isimde. Bakın burada kamera rulosu. Aynı içindeki resmi buraya aktardı. Siz de bu şekilde benim gösterdiğim şekilde hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Müzikleri bu şekilde aktarabilirsiniz. Zil seslerini, videoları arkadaşlar buradan seçip aktarabilirsiniz. Kitapları. U diski arkadaşlar telefona dışarıdan bağladığınız flash diske eğer varsa soketten yani şarj soketine bağladığınız flash diskler varsa onları buradan görebilirsiniz. Bu kısım böyle. Üst tarafta da uygulamalar, zil ve duvar kağıtları, smart flash arkadaşlar cihazınıza yazılım atmak için, telefonunuza yazılım atmak için, fabrika ayarlarına dönmek için buradan atabilirsiniz. Ama unutmayın arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle yazılım atmadan önce iTunes bilgilerinizi, iCloud bilgilerinizi muhakkak bir yere not edin. Bilmiyorsanız kesinlikle atmayın arkadaşlar. Bakın burada araç çubuğu var. Araç çubuğu şurada kullanılan, bakın şu kısımda, şu kısımda kullanılan araçları buradan belirleyebiliyorsunuz. Öğretici de nasıl kullanacağınızı anlatan öğretici de benimkinde sıkıntı olduğu için açılmıyor orası ama gene cihaz bölümüne geldim. Tekrar cihazımı seçtim. Bakın cihazın bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Bir de uygulamalar bölümü var arkadaşlar. Burada da altta uygulamaları kendi telefonunuza kurabiliyorsunuz ama bunları kurmadan önce arkadaşlar muhakkak bakın burada Bint var. Bint'e tıklayıp iCloud hesabınızı buraya girmeniz gerekiyor. Eğer girmezseniz arkadaşlar buradaki uygulamaları telefonunuza kuramazsınız. Sonuçta o da iTunes üzerinden. Buradaki uygulamanın tamamını Apple Store üzerinden alıyor ve sizin telefonunuza kuruyor. Kurabilmesi için arkadaşlar buradaki hesabınızı bilmeniz gerekiyor. Telefonunuzda kullandığınız hesabı buraya girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde uygulamaları burada. Cihaz yine aynı ilk ekran arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi. Basit. Buradan bakın bu üç eğri oynatıcıyla arkadaşlar telefonunuzun ekranına şey aktarabilirsiniz. PC'ye bakın şuradan göstereyim ben size. Telefonun ekranını aktarayım ben. Şuradan göstereyim ben size. Ekran yansıtma. Buradan seçtiğim zaman bakın aynı şekilde telefonumun ekranını şuradan sizin telefonunuza buradan aktarabilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzun ekranını PC'ye aktarabilirsiniz. Buradan şuradan yedekleme ve geri yükleme. Buradan telefonunuzun yedeğini alabilirsiniz. Bakın şuradan tam yedekleme. Özel yedekleme ile istediğiniz şeyleri seçip yedek alabilirsiniz. Sadece fotoğrafları yedek almak istiyorum ben mesela diyorsanız. Bunu seçip bunu alıyorsunuz. Tam yedekleme buradan tüm telefonu yedekliyor. Bir de yedekleri buradan aldığınız yedekleri arkadaşlar geri yükleyebiliyorsunuz. Bakın daha önce almışım ben. Buradan tekrar geri yükleyebiliyorsunuz. Pro modda arkadaşlar içinden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Kolay modda da direkt içine atabiliyor. Yedekleme geri yükleme bu şekilde. Zil sesi, bir tane müzikten zil sesi oluşturup içine atabilirsiniz. Buradan arkadaşlar güncelleme ve güncellemelerle ilgili sıkıntıları buradan halledebiliyorsunuz. Veri aktar. Buradan Android cihazdan iPhone'a, iPhone'dan Android cihaza aktarabiliyorsunuz verileri. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. 3.30 program arkadaşlar genel anlamda çok basit bir uygulama. Siz de bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar benim gösterdiğim şekilde yükleyebilirsiniz ve benim gösterdiğim şekilde de Türkçe'ye dönüştürebilirsiniz. Basit bu uygulama hepinizin kolaylıkla kullanacağını, kolaylıkla yükleyebileceğine inanıyorum. Bu arada sıkıntı, yaşadığınız bir sıkıntı olursa programla ilgili bana videoların altındaki yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma destek olmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.